Tevhid Hoca'ndan satır arasından herkese merhabalar. Bu hafta Mısır'ın sömürgeleştirilmesi. Timothy Mitchell ile sizlerleyiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Herkese hayırlı haftalar. Nasılsın? Çalışıyoruz. İnşallah daha iyi olacaktır. İnşallah biz daha iyi olabiliriz. Gün geçtikçe. Evet. Mısır'ın sömürgeleştirilmesi üzerine farklı bir kitap. Alıyor, ele alıyoruz bu hafta. Aslında farklıdan ziyade daha spesifik bir alana girmiş. Evet i̇şte yani sebebi Princeton Üniversitesi'nde öğretim üyeliği Princeton Üniversitesi'ndeki bir doktora tezi yazarın Kolombiya Üniversitesi Orta Doğu Güney Asya ve Afrika Çalışmaları bölümünde öğretim üyesi bir doktora tezi olduğu için spesifik bir alana odaklanıyor. Mısır'ın başından sonuna kadar akıcı bir şekilde tüm sömürgeleştirme süreci değil bu Mısır'ı İngilizler tarafından sömürge aşamasına gelirken akademi dünyasında ve bunun etkili olduğu sahalardaki durumu güzel ve akıcı bir dille anlatmış yazar. Aynı zamanda Türkçe'ye çeviren Zeynep da dergah yayınlarına da teşekkür etmek lazım. Çünkü evet. Türkçeleştirme süreci çok iyi olduğu için de kitap okurken sıkmıyor, akıp gidiyor. Ama hakikat izleyicinin bilmesi gereken bir şey var. Mısır'ın sömürgeleştirilmesiyle ilgili hiçbir bilginiz yoksa ilk kitap değil bu. Ama ardından bu akademi dünyasındaki düşünen insanların başına neler gelir? Düşünmeyen insanların başına kim gelir? Sorusunun cevabını bulmak adına önemli bir tahlil. Ya da oryantalizm deyip geçtiğiniz şey. Basit bir baskı rejimi. Hadi, Yoksa arkasında bir düşünce mi var? Evet o Türkçe baskıya ön söz bölümünde okuyduklarından sonra kısaca birkaç şey söyleyebiliriz. Evet. Kahire'de müsteşarlık yapan Bowring İngiliz reformcusu Jeremy Bentham'ın arkadaşı ve asistanıydı. Bentham iktidarın daha verimli ve iktisatlı bir biçimde uygulanabilmesi için tasarlanmış hapishane fabrika ya da okullar için bir model öneren <laughs> meşhur Panoptikon'un <laughs> yaratıcısıydı. Panoptikon'un odaları ya da hücreleri merkezdeki gözlem kulesinin etrafına halka şeklinde yerleştirilmişti. Bu odalar dışarıdan öyle bir biçimde aydınlatılıyordu ki odalardaki herkes izlendiklerinin farkına varmadan kuledeki gözlemci tarafından sürekli gözlemlenebiliyorlardı. Foucault Panoptikon'daki ayrıntılı mekan, faaliyet ve teftiş örgütlenmesinin son 200 yılda yaygınlaşan ve kapitalist modernlik deneyimini teşkil eden mikrofiziksel iktidar biçimlerinin en tipik örneğe sayılabileceğini ifade ediyor. Bu kurum bir insan grubuna dışarıdan baskı uygulayarak ve kendine itaat ettirerek işleyen bir iktidar biçiminin yerini alan hareketleri, görünürlüğü, gözlemi ve bilgiyi daha ince, daha göze batmayan ve daha verimli bir tarzda denetleyen bir iktidar biçimini mükemmel örneklemektedir. Yani şu önemli galiba, bizim insanlarımızın pek farkında olmadığı ya da hala anlatmakta zorlandığımız alanlardan biri şu. İşte Amerika, İngiltere, Fransa, XTZ güçlü olan devletlerin bir yeri ele geçirmek için bomba, silah, asker, parayla boğmak filan etrafına kuşatmaktan ibaret olduğunu düşünüyorlar. Bu sadece son adım oysa. Bu işin sonu. Bundan önce düşünürler, bir şey düşünüyorlar. Kendi çıkarları, kendi menfaatleri, kendi inançlarının menfaatleri uğrunda. Sonra düşündüklerini yazıyorlar. Yazdıkları şeyler gerek akademi dünyasında gerek kitap yayın dünyasında bir etki meydana getiriyor. Bu etkiyi akademi ayrı alıyor, sanat ayrı alıyor, siyaset ayrı alıyor. Çünkü tarih boyunca dünya iki şeyle değişmiştir. Bir, peygamberler. Yani Cenab-ı Hak'tan vahiy ilahiyi aldığını söyleyen ve bunu topluma aktaranlar. İki, oturup da dünyanın pratiği üzerinde düşünerek bunu teoriyle yeni bir pratiğe kavuşturanlar. Üçüncü versiyonsa yani bugün işte toplumda çok sevilen fenomenler şunlar bunlar bunlar etki bırakıyor. Bunlar bir şeyi değiştiremiyorlar. Değişen şeylerin içerisinde birer aksesuar vazifeliler. Dolayısıyla atıyorum 50 sene geçti aradan biz YouTube'daki bir fenomeni hatırlamayacağız. Biz neyi hatırlayacağız? YouTube'un düşüncesini yazan adamı tekrardan hatırlayabileceğiz. Sonra bunu emperyal bir matematikte bütün dünyada baskı üzerine kurgulayan işte şunları şunları konuşurlarsa üstüne basalım dediğiniz anlayışı ayrıca konuşacağız. O zaman konuştuklarımız boşa giden havada uçuşan şeyler değil, düşünülmüş şeyleri yazan insanların ağzından aksiye aksiye sözülüyor. O yüzden gençlerin de bilmesi gereken bir şey var. Yazmaktan asla vazgeçmemelisiniz. Hatta öyle ki belki bunun bile baharat yolu programı yapılmalı diye düşünüyorum. Bu hafta özellikle günüm, dikkatimi çekti. Gittikçe yazmaktan, kalemden, kağıttan çok uzaklaştık. Klavyelerimize bir şey yazdığımızı zannediyoruz ama hayır aslında bir şey yazmıyoruz. Tepkilerimizi dinlendiriyoruz bir videonun altına. Teşekkür ederim Allah razı olsun veya başka bir şey. Veya reddiye saçma sapan oldu bu filan diyebilirler. O zaman da bu bizim yazdığımız duygusuna kaptırıyor bizi. Hayır biz bu duygudan bahsetmiyoruz okuduğunuzu özetlemekten başlayarak özetlediğiniz birikiminizi bir düşünceye kavuşturamıyorsanız, İslam dünyası içinde veya neye inanıyorsanız onun içinde bir katma değeri yoktur. Bir sonuç alınamaz. Bu kitapta zaten bu emperyalizmin tankla tüfekle olmadığının, senin de güzel ifade ettiğin bir sonucunun böyle olduğunun, göstergesi mahiyetinde bir kitap olarak karşımızda. Yani YouTube örneğini verdin ya tabiri caizse bu kitap YouTube'un algoritma matematiğini anlatıyor. Evet aynen öyle tam da öyle. Ve arka sayfada 12. sayfada evet. bize çok tanıdık bir kavramdan bahsediyor yine Mısır için. Mısır'da yeni iktidar biçimleri nizamı cedid olarak bilinen askeri reformu model almışlar. Evet. İlk olarak İstanbul'da Rusya'nın imparatorluğun kuzey sınırlarında yarattığı tehdide karşı koymak için geliştirilen yeni düzen 1820'lerde Kahire'de uygulanmaya konuldu. Okul eğitimi, ülkedeki her genci çalışkan, itaatkar ve siyasi öz, bir özneye dönüştürmenin bir yolu olarak görülüyordu. Ordudan sonra okullar uygulanıyor. Ne milliyetçi Mısır tarihlerinde ne de Avrupalıların yazdıkları pek söylenmez. Ama Kahire'deki siyasi ve fikri hareketler kendilerini Avrupa'dan çok İstanbul örnek alıyor. Evet. Mesela. Ya bu yüzden ilginç bir şekilde Mısır'la ilgili sömürgeleştirme faaliyetlerini okurken sanki ve sanki ve sanki Türkiye'yi okuyoruz da şehirlerin isimleri farklıymış gibi görmekteyiz. İsimler değişiyor ama Mısır'ın başından ne geçtiyse Türkiye'nin başından <laughs> da onların geçtiğini ne yazık ki bu kitapla şahit oluyoruz. İstanbul'da 19. yüzyılda Kahire'ninkine benzer bir çizgiyi takip ederek benzer disiplin ve düzen yöntemlerini uygulamaya başladı. E hani biz orijinaldik? Yani şu anlamda orijinaldik. Yeni bir cumhuriyet kurgusunun ardından yapılan bütün devrimler ve devrimlerin gerçekleşme sürecinin altyapılarında orijinal olduğumuzu iddia ediyorduk ya. Orijinal olmadığımızın bir kaydıdır. Mısır'da bunu İngilizler yapmış. 3 nokta. Bu yöntemler Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra eğitimden şehir planlamacılığına dilden kılık kıyafete kadar pek çok alanda ve 20. yüzyıl mısırında olduğu gibi modern siyasi özneyi yaratacak bir doğrultuda Kemalizm tarafından kurumsallaştırıldı. Biz söylemedik, Bay Timuçi söyledi. Bu yöntemler ayrıca söz konusu kurumların içinde yaratılmış, disipline edilmiş, söyleneni dinleyen, çalışkan bir siyasi özne olarak inşa edilmiş modern bireyi de üretirler. İşte modern bireyi ürettiler ama bu üretilmiş modern birey bize bir modernizm getirmedi. İlginç olan şeylerden biri de bu galiba. Çünkü modern birey kontrol edilebilir, itaatkar, çalışkan insanlar oluşturmak üzere. Yani, Olur mu öyle şey ya? Önceden insanlar öyleydi. Modernizm insanları düzeltti. Yani sen de ne kadar hani dar pencereden bakıyorsun. Ben bakmıyorum. <laughs> Timothy Mitchell öyle dedi. Ben. Peki. <laughs> Sayfa 25'teyim. Ben ki aynı yerdeyiz. Sen daha evet, geniş evet, almışsın. Evet, Buyurun. Evet. Buyurun. Belki sağdım ama. 1889 yazında Stockholm'de düzenlenen 8. Uluslararası Şarkiyatçılar Kongresi'nde Mısır'ı temsil eden heyet İsveç'e Paris üzerinden gitmiş ve orada yolculuğu arararak Dünya Sergisi'ni gezmişti. Bu Dünya Sergisi meşhur. Birazdan gelecek Expo ile ilgili mesele. Ee, ve o detaylarda şunu görmeye başlayacağız. Bu kongreler boş kongreler değilmiş. Ki zaman zaman farklı platformlarda söylediğim üzere antisiyonist kongreyi bir an önce yapmak zorundayız. Bu bir tercih ya da güzel olur, hoş olur, insanlar da gelir dinlerler babında değildir. Söz bir tohumdur. Bizim anlayamadığımız bir şey şudur. İnsanın dua etmesi sadece ellerini açtığı andan itibaren açılı bir kapı değildir. Yaptığınız fiil de duaya dahildir o fiili yaparken düşündükleriniz de dahildir. Sonra ağzınızdan dökülenler de dahildir. Bu yüzden Müslümanın ağzına dikkat etmesi veya ağzını bu şekilde kullanabilmeyi öğrenmesi gerekmektedir. İşte bu kongreler bu yüksek nidanın beyan edilebildiği yerler olduğu için hiç kimse olmasa dahi o nida bir yerde tohum olur kalır. Tıpkı işte biz bu odaya girmeden önce birisi gelip buraya güzel bir koku sıkmışsa Ardından giren adam bu kokudan etkilenir, ona göre bir tepki verir. Yok daha önce kötü bir şey çöpte kalmışsa bu durumda da giren insan rahatsız oluverir, oradan çıkıp gitmek isteyebilir. Buyurun. Arka sayfada bir Orayı detay aldım var. Evet. Ben yine azaldım istersen sen söyle. Yok, sen azını söyle. Azını söyle. <laughs> Cami şeklinde olan sadece dışıydı. İçerisi ise Mısırlı kızların genç erkeklerle dans ettiği ve dervişlerin döndüğü bir kahvehane olarak düzenlenmişti. Neresi burası? Biraz önce söylediğimiz Stockholm'da gerçekleştirilen dünya sergisi. Ve burada benim dikkatimi çeken şey şu. Bu sergiler hala devam ediyor. Expo birazdan gelecek bu sergide farklı ülkelerin kültürleri anlatılmaya çalışılmıyor. Farklı ülkeleri yeni bir kültür aşılanıyor. Ben de diyorum ki Mısır'ı çıkar şimdi. Genç erkeklerle birlikte kızlar dans ediyormuş. Sonra da yıllar sonra hatırlarsın dervişlerin döndüğü bir kahvehane dediği bizde de yıllar sonra Amerika'ya taşınan Rumi festivalleri vardı. Bu festivallerde de kadın erkek beraber dönerlerdi. Karşı sayfada ise şu var. Bundan evvel diyor Berlin'de düzenlenen bir kongre vardı. Grotesk bir fikir ortaya atılmış. Şarkı ülkelerinin yerlileri getirilip kağıttan resimler gibi gösterilmeye başlanmıştı. Oxford'da Bowden kürsüsünde Sanskritçe profesör olan kişi etten kemikten bir Hint bilgisi, bilgisini getirmiş ve ona şan şatırı bir izleyici topluluğu karşısında Brahman doğa ve ibadetlerinden oluşan ayini icra ettirmişti. Yani sömürgeci dünyası oradan birisini alıyor, bizim içimize getiriyor, konuşturuyor. Ve sonra diyor ki alın bakalım iddia edeceğiniz, yöneteceğiniz adamlar bunlar. Sonra sayfa 29'a gittim ben. Öyle. Mısır Hıdivi. 1867'de Exposition Universal'sa katılmak için Paris'e geldiğinde Mısır pavyonunun Ortaçay kahiresini gözler önüne canlandırabilmesi için bir hükümdar sarayı şeklinde inşa edilmiş olduğunu gördü. Hidir ziyareti boyunca taklit sarayda kaldı ve orta çağ özgü bir misafirperverlik de ziyaretçileri kabul ederek serginin bir parçası haline geldi. Bu aslında 1851 yılında başlamış olan meşhur Expo'dur. Dolayısıyla 1851'den bu tarihe kadar Expo serüveni devam ediyor. Başıboş öylesine insanların ürün sattığı bir şey olarak değil. Adam o ticareti bile inancıyla bütünleştirmiş. Hani şimdi bize diyorlar ya her şeyi illa inançla birleştireceksiniz? Arkadaşlar dünya tarihinin gerçeği bu. Expo dediğiniz şey ürün satmak için değil. Batı dünyasının kendi fikrinin altına İslam kültürünü almak için kullandığı yöntemlerden biriydi. Arada da parasını da kazanıyordu. İkisi bir aradaydı. Yani insanlar hayattan kopuk bir inancının olmaması gerektiğini de Batı dünyası söylüyor. Bugün benim ülkemdeki insanlar diyor ki iş başka, ticaret başka, inanç başka diyor. Ama hiç de öyle olmadığına şahidiz. Sayfa 34'e gittim ben sonra. Buyurun. Yüzyılın son 20-30 yılında Ortadoğullar nereye gitseler dünyanın böyle resim olarak kurulması durumuyla karşılaştılar. Müzelere gittiler ve dünya kültürünün evrim sırasına göre bir camın arkasına dizilmiş nesnelerle betimlendiğini gördüler. Yani onlara neye benzedikleri öğretildi. Yani Ortadoğu Doğu coğrafyasındaki insan neye benziyor ona öğretildi ve böylelikle Orta Doğu coğrafyasındaki akademisyenlerin de alt kültür insanı olduğu empoze edildi. Yani siz bir üniversite diyorsunuz sonrasında neden geldim buraya? E çünkü bak görmüyor musun ya yani çok alt kültürüz biz yani basit adamlarız. Bak bunlar ekonomik olarak çok uçtular. Bu yüzden ben bu üniversitenin kapı kulu olmam lazım duygusunu veriyor. Hemen yan tarafta da şöyle bir detay geçmişler. 1892'de Şarkiyatçılar Kongresi'nin başkanı şu anda İngiltere dünyanın gelmiş geçmiş en büyük şark imparatorluğudur demişti. Evet. Yalnız fethetmeyi değil, yönetmeyi de biliyor. Burası önemli. Yönetmeyi evet. biliyor. İngiltere'nin bu konuda gerçekten farkı var. Evet, Fransa, onlar Almanya, yönetiyorlar. E, onlar daha, daha doğrusu, doğrusu sömürmeyi biliyorlar. Sömürüyorlar adına yönetmek diyorlar. Biz hizmet etmek istiyoruz ve etmişiz. Onu da emperyal güç olarak adlandırıyorlar. 45'te yine Buyurun. bir detayım var. Sergileme çağı aynı zamanda kaçınılmaz bir surette sömürgecilik çağıydı. Halen içinde yaşamakta olduğumuz dünya ekonomisi ve küresel iktidarlar çağıydı. Bu çok sergileme şey değişti çağı mi yani. Meselesi şöyle ilgimi çekti. Avrupa'dan Mısır'a geliyorlar bu sergileri gezip meraklanıyorlar ve gerçekten Mısır'a geliyorlar. Evet. ve sergideki gibi olmadığını görünce hani Mısır böyle değildi <laughs> falan demeye başlıyorlar. Sanalın gerçekliğine inanmak aslında o dönemde Var işte. Ben hep anlatıyorum ya. YouTube yeni bir şey değil, yeni bir yöntem. Yani 3D gözlükler ya da sanal alemler yokken de maketlerden bir dünya yapıp insanlar He. buna inanmaya başlamışlar. Aynen. Çünkü Disneyland ilk açıldığında Adamlar mesela plastik ev yapıyorlar. Evet. Her şey plastik. Giren çıkan plastiğe alışsın, sevsin, duygusunu iletişimde evet, kursun plastiği diye. Plastiğin pazarlaması Disney'den Disney başlıyor Çok bir şey değişmedi. Yöntemler değişti deyince kızıyorlar bize ama Hı. inanın ki Hz. Adem Efendimiz'den bu yana sadece yöntemler, araçlar değişiyor. Amaçlar ve taraflar hala çok net. Ve 49'dayım ben. Buyurun. Mısır Osmanlı dünyasında hatta daha da geniş bir coğrafyada önemli bir ticaret merkezi ve kendi yiyeceğini ve tekstil ürünlerini üretip ihraç eden bir ülke iken ekonomisinde Avrupa'nın küresel tekstil sanayi için tek bir metanın ham pamuğun üretiminin belirleyici olduğu bir ülke haline geliyordu. Birinci Dünya Savaşı'nın arifesinde Mısır'ın ihracatının toplam değerinin %90 ikisinden fazlası pamuktan gelmekteydi. İhracatın artması ve tek bir üründe yoğunlaşması, ithalatın özellikle de tekstil ürünleriyle gıda ithalatının müthiş bir oranda artmasına, ülke çapında yol, telgraf, polis karakolu, demiryolu, liman ve sabit sulama kanalı ağlarının kurulmasına, toprağın küçük, güçlü ve giderek zenginleşen bir toplumsal sınıfın özel mülkiyetlerindeki bir metaya dönüşmesine, servet yapmak, iş bulmak, tarımsal üretimi dönüştürmek ya da kolonyal denetimi sağlamak isteyen Avrupalıların ülkeye akın etmesine. Şehir ve kasabaların Avrupa'nın hakimiyetindeki yeni bir ticari hayatın merkezleri olarak yeni baştan inşasına ve giderek daha büyük bir sefalete düşen kırsal kesim yoksullarının on binlercesinin bu kentsel merkezlere göç etmesine yol açtı. 19. yüzyılda dünyanın başka hiçbir yerinde tek bir sanayi kolundaki üretime hizmet etmek için bu kadar büyük bir dönüşüm yaşanmamıştı çok üstüne bir şey söylemeye gerek var mı? Kendi kendine yeten, her şeyini üreten bir ülke sadece pamuk üreticisi haline geliyor ve giysiyi dışarıdan ithal ediyor. Ama burada şunu işte kaybediyoruz biz belki de. Mısır pamuğunu alıp veya yününü alıp şunu bunu alıp bunları bir araya getirdikten sonra dünyaya kumaşı ve modayı tasarlayan sen İngiltere oluyor. Sonrasında İngiliz kumaşı diye bir değer çıkıyor. Yok iken, imkansızken, mantıksızken bu çıkıyor. Ve sonra sizin ülkenizin kurucu liderlerinin çok güzel giyindiği söyleniyor ama tamamının terzileri Ermeni, kumaşların hepsi İngiliz oluyor. Dolayısıyla söylenilen milli duruşun aslı sadece o pamuğu hadi bizde bir şey yaptık, yaptığımız şeyi giyelim gibi değil. Aslında bunun arkasında büyük bir kolektif birliktelik var. Yani Osmanlı Devleti'nin coğrafi olarak büyümesi yanında kolektif hareket etme bilincinin temeli olan inanç mekanizması da buna destek sağlıyor. Adam geliyor önce senin inancını kırıyor. Birliğini bozuyor. Ardından ürünlerinin tamamından daha kalitelisini gerçekleştirebilecek düşünce yapısını kurgulayıp seni bir bataklığa doğru, düşünce bataklığını, düşüncesizliğe doğru itiyor. Ve çok doğal bir şey yaşıyoruz yani biz burada. Sayfa 51'e gittim ben. Buyurun. Avrupalı olmayan milletleri modern kapitalizmin insan emeği için yaptığı büyük tasarıya ya dahil etmek için sergilere katılımlarını sağlayan işte bu ticari ve sanayi çıkar gruplarının temsilcileriydi. Manchester Pamuk Derneği Türk toprak sahiplerini arazilerini pamuk tarlalarına çevirmeye teşvik etmek için İstanbul ve İzmir'de yerel sergiler düzenlenmesine ön ayak oldu. 1855'teki Paris sergisinin başarısının ardında İstanbul'da da kapitalist üretimi ve pazarlamayı teşvik etmek için bir sergi düzenledi ki iknanın yüzyılı böylece başlamış oldu. Kani olanlar da ikna oldular. Yani yeni bir şey değil bu. Önce yani batmadan önce 1855 ki 2. Mahmutlar da geçecek bu kitabın içinde. Bu dönemde biz şunu yaşamışız. Biz önce kendimizden daha kıymetli bir şeyin var olduğuna inanmaya başlamışız. Daha kıymetli bir şey yok. Sergisi var daha henüz. Ve sadece seri üretim var aslında. Bol evet. geliyor. Evet. Sonra 55. Buyurun. Avrupalıların kişiden ne anladıkları üzerinde durarak bitirme faydalı olabilir. Hakikaten bu da önemli bir şeydir. İnsan, kişi, birey. Artık kişi Avrupa için 1800'lü yılların sonunda Tıpkı sergi gezenler ya da bir makina'nın başında durup onu takip ve kontrol eden işçiler gibi fiziksel dünyadan ayrı bir şey olarak tasavvur ediyordu. Bu kişi çalışkan ve üretken olmakla aynı kesintisiz gözetim ve denetimi kendi fiziksel bedeni ve iradesi üzerine de uygulamakla kendi tabiatını gerçekleştirmiş oluyordu. Yani Avrupa için üretiyorsan insansın. Marx'a göre işçi emek sürecinde doğanın güçlerinden biri olarak Kendini onun karşısına koyup kollarını ve bacaklarını, kafasını ve ellerini kısacası bedenindeki doğal güçleri harekete geçirir. Makineden ne bekleniyorsa insanlıktan da aynısını bekleyen bir sürecin arefesi böylece başlamış oldu. İnsanın makinalaşmasıyla karşılaşacağız şimdi. Sayfa 59'da. Dünyanın öznenin önünde kurulmuş bir resim gibi tecrübe edilmesi daha ileride görebileceğimiz gibi dünyaya sınırlı bir bütünlük başı sonu belli bir yapı ya da sistem, sistem olarak gören o tuhaf algılama biçimiyle bağlantılıdır. Dolayısıyla da bu afallamayla nasıl baş edildiği ve insanın nasıl tekrar kendine geldiği yine resme özgü terimlerle ifade edilir. Dünya kendini düzenleyerek bir resme dönüşür ve perspektif yasalarına uygun bir görsel düzen sağlar. Halbuki perspektif bildiğimiz üzere bir yanılsamadır ve gerçeklikten çıkış böylece başlar ve insanı cezbeden o şey öndedir ve büyüktür. Evet. Arkada olan küçüktür. Bu bir yanılsamadır, gerçek değildir. Belki de gerçeğe ulaşmak için işte bu yüzden ölmek ve bütünü bütün halinde bütünüyle görebilmeyi sağlamak gerekir. Bu perspektif kandırmacası aslında Batı dünyasının resminden mimarisine kadar nasıl etkili oldu? Bir, bir tarafta şu bak. Yazar Mısır'ın sömürgeleştirilmesindeki bir bölümü anlatsa da kitabın tamamında ilimden, bilimden, sanattan ve inançtan hiç kopmuyor. Tıpkı bizim gibi. Ya da bizden özendikleri gibi. Sonra 65. Evet. Edward Said biliyorsunuz Hristiyan bir Filistinli kendisi ve medyada İslam diye de meşhur bir kitabı var. Ben sipariş ettim. bir, bir üzerinden geçeceğim. Belki satır arasında değerlendiririz diye. Şark Edward Said'in de ileri sürdüğü gibi bir şeyin şartlı, şarkı aitmiş gibi temsil edilebilmesi için Avrupalıların varlığının tablodan çıkarılması gerekiyor. İşte bu çok önemli. Avrupalı varsa şarkı değil. Avrupalı yoksa şarkı şarkiyattan Dolayısıyla bugün de e, hatırlarsan kimi zaman Güneydoğu'da bir şeyler yapmak istediğin, istenildiğinde bu ülkede Güneydoğu dizileri çekildi. İçine Avrupa'yı figürler konuldu ki şarkı değil orası bizim dedirtmek için. Buna mecbur kaldık. Çok çok enteresan bir şeydi bu. Mesela ben sana bu konuda şöyle bir şey söyleyeyim. Asmalı Konak dizisi keyfe keder bir dizi değildi. Laf olsun diye yapılmadı. Tutar diye de yapılmadı. Bir düşünceyi oturtmaları gerekiyordu. Terörizme karşı bir mücadele verenlerin buranın doğu değil, buranın da batının bir parçası olduğunu anlatmaları için kullandıkları ilginç yöntemlerden biriydi. Ve furya böyle başladı. O zaman 90'lı yılları hatırlarsan bu köy dizileri inanılmaz patlamıştı. A ve köy dizileri evet. bir tevafuk değildi. Bugün hala hızla devam ediyor da. Bugün Farklıydı. herhalde farklılaştı artık. Şimdi aileyi bitirmek istiyor o yüzden. O da şeyle başladı ya bizde bu meşhur. Aşkı memnunuyla başlayan bir sürecimiz var ya şu anda da Aşkı Memnu'nun pislikleriyle devam ediyoruz. O zaman asmalık olan tamam, Şimdi Aşkı memnun de, temiz kalmaya başladı. Öyle tamam işte başladım biliyorsun biz abartmayı seviyoruz. Buyurun efendim devam. Ben nereye gitmişim? Ben 70'e gittim sen de öncesi yoksa. Buyurun sizdeyiz. Avrupalılar Orta Doğu'ya geldiklerinde sergi olarak dünyadan çıktıklarını fark etmemişlerdi. Öte yandan oraya da daha önce sergilerde görüp durdukları bir gerçeği arayarak geliyorlardı. Hı. Az önce söylediğim kamp şey buydu gibi. işte. Roberts ile Lane'in Mısır'a gitmeye heveslendiren bir diğer etken, Napolyon'un Mısır'ı işgali sırasında Fransız ordusuyla beraber kamp yapan Fransız sanatçı ve bilim adamlarının hazırladığı. 1809 ila 1822 yılları arasında Fransız hükümeti tarafından yayımlanan 22 ciltlik meşhur Description de la Egypt olmuştu. İlginç. Sonuçta Avrupa şarkı kendi kendisinin sergisiymiş gibi anlamlandırmaya çalışıyordu. Evet yani bir materyal. Kullanabilirsiniz, <laughs> gezebilirsiniz, içindekilerden satın almak istedikleriniz olursa parasını verirsiniz veya el koyabilirsiniz. Yani savaşmaya giderken orası hakkında bir ansiklopedi serisi çıkartmak. Çünkü bu bize ait. O aslında Roma'dan başlayan bir süreç değil mi? Çünkü evet. Roma'da her fethettiği yere ait bir anıt, bir heykel, işte büyük bir taş parçası ya, getirip dikerdi ya. Bugün iki, iki tane İstanbul'da yol var, var bir şeye sahip olmanın. Ya beraber olmak ya da sahip tamamen yok edip sahip olmak aramızdaki temel, temel fark bu. O da işini yapıyordu. O Yoksa abi. Mısır'dan koskoca sütunu söküp getirmenin mantığı Hiç neydi? Mantıklı. Ya da 1900'lerde Bergama'dan o aslan figürünü alıp, alıp, alıp Almanya'ya götürmenin mantığı Aynen öyle. neydi? 76'ya gittim ben. Öncesi var galiba sende. Evet. Buyurun. Merval, Mısır'ın ömrünün en önemli mens mensur eseri olan Voyage and Orient'a kaynaklık eden malzemeleri toplarken ülkenin başka her yerinden fazla kütüphanede zaman geçirmişti. Bu işte ilginç bir nokta. Acayip ya. Kahire'deki ikinci ayından sonra yani orada geçireceği toplam sürenin yarıdan fazlası geçmişken babasına yazdığı bir mektupta henüz piramitleri dahi <laughs> görmediğini belirtiyor. Evet. Kitaplardan ve hatırattan yeterli oranda bilgi edinmeden hiçbir yeri görmek istemiyorum da diye açıklama yapıyordu. Peki biz bugün başka bir yere gittiğimizde ne yapıyoruz? <laughs> ne sadece. göreceğini tam olarak bilmeden gidip görmek istemiyor. Yani ilanç bağlamında da böyle. Şöyle söyleyeyim. Da da aslında... Şöyle söyleyeyim. Geçenlerde başıma geldi bu benim Ege bölgesinde bir misafirimiz vardı Amerika Birleşik Devletlerinden gelen normal şartlarda başka bir sürü yoğun bir programın arasında ben Efes'e gitmem lazım dedi. Ben de sordum. Yani tarih bilincim ne için Efes'e gitmek istiyorsun? Manajüs kurduğu cümle enteresandı. Kendisi de yaşça çok ufak bir yaşta değil. 55 yaşında falandır yani. Dedi ki babam e, İzmir'e geldiğimi duyunca bana aradı ve şöyle dedi. Efes biliyorsun ki bizim hac yerimizdir. Haccını yapmadan sakın geri dönme. Şimdi bu insanlar için yani örneğin işte siz kalktınız gittiniz İspanya'ya tatile. Siz orada Endülüs'ün içindeki değerleri görmeden tatil beldelerine giriyorsunuz. Öteki adam iş için de gelse, aş için ne için geliyorsa gelsin. O tarafı kopmaksızın bunu yapıyor. Yani gittiğiniz bir başka şehir içinde böyle. Yani Bursa'ya İskender yemeye geliyorsan gelme. Geldin mi? Saçma sapan Instagram'a takılırsan o mavi dükkanın önünde eşek gibi kuyruk beklersin ki Bursa'nın en kötü İskenderlerinden biridir. Neyse <laughs> <laughs> kötü komik olur. Yok hocam hakikat bu. Yani Instagram büyütmesi bir şey o. Niye? Peki çok Bursa? Çok uygun bekleyip yedin mi? Yok hayır Allah şükür. <laughs> o zaman bir şey demeyelim. Şey. <laughs> yani hayatın gerçekleri birçok şeyde olduğu gibi burası da böyle. Bursa'ya geldiğinizde ilk ziyaret edilecek yer burası mıdır? Kesinlikle, bu yani. işte ama son dönemde ne olur biliyor musun? Şehirler ve gastronomi diye bir şey çıkarlar. Güzel tamam gidelim, yiyelim, anlayalım, tadalım. Ama bundan önce bu yemek niye yapıldıysa onu bir anlaman lazım senin. Üftade Hazretleri'ni, işte Emir Sultan Hazretleri'ni, Hazretlerini Ulu camii Cami, Osman, Osman Gazi Gazi'yi vesaire Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin torunlarını bütün bunları bir göreceksin. Ondan sonra önce bir ruhun doysun, sonra ağzın doysun, miden doysun. Bunu yapmadan ağız mide doyuruyorsunuz ya, o doyduklarınız da ne yazık ki günün sonunda... Doyurmak size büyük ne bir kelime? Yok. Günde beş restoran gezmek nedir? Bu bir hastalık olsa gerek. Yani bir adamın bir yerden bir yere sadece bir şey yemek için gidiyor olması e, psikolojik bir sorun olabilir. Değerlendirmek lazımdır. 75'ten devam ediyorum Yani şeyi soruyorum mesela Hatay'a gidip de Hatay'a hayatı boyunca gidip de acaba Aziz Pavlos'un kalmış olan değerleri gezen kaç adam vardır? Hatay'a künefe için gidiyorsanız bu bir problemdir yani. Ama Hatay'da Aziz Pavlos'un bütün o unsurlarını gezdikten sonra dünya tarihinin eski caddelerini gördükten sonra gidip künefe yiyorsanız amen. Afiyet şeker olsun. Eyvallah. Oraya kadar gitmiş şey <laughs> onu yemeden de olmaz. Kabul. Tabii ki. Ama onu yemek için gidiyorsanız bu bir problem. Sayfa 76'a gittim ben. Ben 75'ten başlıyorum. Buyurun. Birleşiyoruz zaten. Orada. Hadi bakalım. Burada ileriki bölümlere geçip 19. yüzyıl Mısır'ında siyaseti değerlendirmeye başlamadan önce açıklığa kavuşturmamız en azından telaffuz etmemiz gereken bir muğlaklık var. Doğunun kendisinin aslında bir yer olmadığını iddia etmekle batılı temsillerin gerçek şarkın çarpıtılmış bir imgesini yarattığını mı söylemiş oluyorum? <laughs> Yoksa gerçek şarkın var olmadığını, gerçeklik diye bir şeyin olmadığını, sadece imgeler ve temsillerin var olduğunu mu söylemiş oluyorum? Benim burada vereceğim cevap sorunun kötü bir soru olduğu ve sorunun kendisinin sorgulanmaya muhtaç olduğudur. Batı'nın nasıl olup da dünya böyle iki ayrı kısımdan oluşuyormuş gibi sadece temsillerin bulunduğu bir alem ile gerçek alemi sergiler ile dış gerçeklik, modeller, tasvirler ve kopyalar düzeni ile hakiki şeyler düzeni olarak ikiye bölünmüş gibi yaşamaya başladığını anlamamız gerekiyor. Bence güzel bir soru sorarak gelişmiş. Çok geliş. güzeldi. Belki de ölüm gerçeğine uzaklaştırma ve varlığa doğal olarak yapışan gerçek bir yaşamı sürme arzusu olarak izah etmeye gayret ediyordu. Ve Avrupalı'nın düştüğü hengameyi aslında itiraf ediyor. Çünkü tek gerçekten çok uzak yaşayınca öbür gerçeklerde ne kadar gerçek olduğunu fark etmiyor hale gelebiliyor. Hatta gerçekten kaçmak için sanalı... Gerçekliğini kabul etmek yani bir nevi uyuşturucu kafasını evet, artık hayatın artık tamamı, kafa, olarak tamamı olarak yaşamak tamam olarak yaşamak. Aşağıda narval yine İstanbul'u bir <laughs> ha, buyurun. Telefonis'te bulunduğu sırada günlüğüne sokakların hiçbir planı yok tam bir labirent <laughs> dar kapalı ah bir üzerine yükselebilsem ama nerede sokakların adı yok numara yok hiçbir şey yok diye not düşmüştü. <laughs> Bu hani Avrupalılarla çalışırken zaten bunu çok fazla hissedersin. Bu kullanma kılavuzundan çıkamayan insanlar. Aslında no. bu panoptik panoptikonu tam olarak kendilerinde oturtmuşlar. Evet. Ve biz tam olarak bunun dışında yaşadığımız çok için, kabına kafana. sığmayan bir toplum olduğumuz için Doğu coğrafyası olarak. Evet. Belki bir türlü Fa anlaşamıyoruz zaten. <laughs> ben Fatih Sultan'da orayı bir İstanbul'lu böyle bir temizleseydi, tekrardan ihale etseydik mantıklı bir şey olabilirdi. Sonuçta bize de Bizans'tan kaldı yani. Sayfa 78. Evet. Ben sadece bir cümleyle almışım. Sen daha geniş buyurun. Kolonyal süreç Mısır'ın çerçevelenmiş bir dünya olarak yeniden düzenlemeye çalışacaktı. Mısır bir nesneye benzeyecek şekilde düzenlenecekti. Kolonyal iktidar, ülkenin bizim anladığımız anlamda bir kitap gibi okunabilecek bir hale gelmesini gerekli kılıyordu. Çerçeveler bir şeyi düzenler gibi görünürler ama Aynı zamanda onların etrafına sınırlar çizip bir şeyleri dışar, dışlarlar da. Burada tabii şunu da sormak lazım. Bu kitabın düzenin arzusu bir denge unsuru meydana getirme çabası olarak karşımızda, değil mi? Ama ben burada kontrol aslında, etme çabası olarak düşünüyorum. O da bir kontrol gerektiriyor. Dengenin sonucunda dediğin kontrol ama doğasının denge üzerine değil, ahenk üzerine kurgulanmış bir şey. Zaten işte dediğin gibi hani fıtratın dışında yaşayınca otomatikman Evet ya o biraz daha arzu edilen e, tam gerçekçi baskın bir Firavun rejiminin başka bir biçimde anlatılması bana şey gibi gelmeye başladı artık. Yani Firavun'un Firavun bu sefer parlamentosu var. Biraz daha yani kendini haklarından feragat etmiş. Öyle değil mi arkadaşlar? Tabii tabii falan diyecek birilerinin bu sefer resmi olarak varlıklarıyla karşılaşıyoruz. Yani halk arasında şey diye geçer ya kepçeyle götürüyorsan kaşıkla vermesini <laughs> bileceksin. Eyvallah. 79 ben kısa bölümünü evet. bölümünü aldım. Sen bu geniş Bu sefer almışsın. istersen sen kısasını yapalım. Ocak okum. 1830 tarihinde bir hükümet kararnamesi onları doğdukları yere hapsetmiş ve dışarı çıkmak için kimlik belgeleri ve izin almalarına zorunlu kılmıştı. Kimler arasında yapılıyor bu? Fellahlarla, köylüler, köylülerle şehirler arasında evet. gerçekleşen bir insanlar çevirelim. kendi köyünden çıkmak için bir, bir nevi belge, pasaport Almanları ve gelipten. vizeye tabi ricaî evet. ihtiyaç duyuyorlar. Sayfa 80'e gittim sonra. Evet, Her köşe başını bir afiye yerleştirilmiş tarladan ve dükkandan başlayıp köy, liva, bölge ve vilayet düzeylerindeki denetim basamaklarından geçerek valinin doğrudan denetimindeki merkezi teftiş dairesine di Devavino teftiş, ulaşan bir teftiş ve denetim hiyerarşisi kurulmuştu. Evet, bu teftiş hiyerarşisi e, inanılmaz derecede e, şeye gelmişti. Hatta hatırlarsınız bizim de filmlerimizde bazı sahneler vardı ya, sen onu kontrol et, sen de o kontrollerini kontrol et diye. Bu bir e, anladığımız kadarıyla emperyal baskı rejiminin oluşması için gereken süreçleri kontrol edilebilir hale getirmek aslında siz yalan söylüyorsunuz ya da yalancısınızı öğretmek üzerinedir. Çünkü kontrol aslında biraz da böyle bir şeydir. Güvensizlik üzerine kuruluyor. Yani hani bir sorarsın ama kontrol etmek, üstüne teftiş etmek, sonra teftiş eden teftiş etmek şu. Arkadaşlar siz yalancısınız ve beceriksizsiniz aynı zamanda. Bir, bir, kez kontrol edebilirsin, bakarsın hepimiz unutabiliyoruz Tabii ama... Tabii ki. Sen de onu bir daha sor, sen de ona rapor ver, sen de o raporun doğruluğuna bak filan diyorsan... Bir dakika arkadaş, burada iş mi yapacağız? Sen puşla, sen, ben sen et. Ha yani. 82'ye gittim. Ben 81'de... Buyurun. Michel Foucault'un disiplin mekanizmaları olarak adlandırdığı bu modern denetim stratejileri eskiden olduğu gibi genişleme ve dağılma değil, Nüfuz etme, yeniden, yeniden düzenleme, düzenleme ve kolonize etme eğilimi taşıyorlar. Evet burada. tam da dediğimiz gibi. Yeni düşünce artık fethet ve yönet değil. yani Hayır, değiştir, değiştir, dönüştür, şekillendir. 82'de Mısırlılar 1822 yılından itibaren tarihte ilk defa 10 biner 10 biner askere alınmaya başladılar. Osmanlı Mısır'ın Mısır'ın askeri kuvvetleri bu tarihten önce dışarıdan askere yazılan yabancılardan ve askeri maaş alma hakkını satın almış ya da babadan miras olarak devralmış yerli Mısırlılar oluşturmaktaydı. İzleyicimiz için kısa bir bilgi. 1867 yılında özel olarak Kavalalı Mehmet Ali Paşa tarafından bir hıdivlik veriliyor Mısır'a. Dolayısıyla bu 1867'den önce başlayan bir karmaşa düzeni. Kavalalı Paşa ise Yunanistan Kavala doğumlu 2. Mahmud dönemine ait kapalı bir kutudur. İnşallah inceliyor oluruz. Evet, sanırım Marka sayfada beraberiz Buyurun. yine. Bu yeni uygulamalar yeni düzen ya da nizamı cedid olarak adlandırılıyorlardı. <laughs> Yeni düzen aslında kuzey sınırlarında Rusların sonu gelmeyen kolonizasyon çalışmalarının tehdidini hisseden Osmanlı İmparatorluğu'nun, imparatorluk askeri gücünü ve onun maddi tab tabanını oluşturan, vergi sistemini yeniden düzenlemek amacıyla kısa bir süre önce yürürlüğe koyduğu bir planın adıydı. Yeni düzen aynı zamanda bu planın odak noktasını oluşturan yeni bir piyade ordusunun da adıydı. Bu ordu... Prusyalılar ile Fransızların geliştirdiği, en son tekniklere göre örgütlenecek ve talimden geçirilecekti. Osmanlı yazarları Fransa'daki Napolyon rejiminden bahsederken de yeni düzen ibaresini kullanıyorlardı. 1815'te imparatorluğun yıkılmasından sonra Fransız ordusunun mağlup subay ve mühendisleri Mısır'a geçmiş, onların yardımı sayesinde burada yeni düzen kurulabilmişti. Burada belki teknik bir problemi şöyle ifade etmemde fayda var. Ruslar bir kolonizasyon yapmadılar tarih boyunca. Ekseriyetiyle Batı kolonizasyonundan bir farklılığı var ve belki de bu yüzden komünizm yer almadı. Geldikleri anda her şeyi iptal ediyor olanlar Komple iptal. Ne varsa iptal. Yani değiştirmek ya da dönüştürmek. Onun içine empoze olup onun içindeki değerleri kırmak gibi ince yolları tercih etmiyorlar. Bir an önce Lambert değişin diye bir şey yapıyorlar. Aslında şark diyorsak Rusya şarkı konuşabileceğimiz daha doğru bir adres olur bu manasıyla. Evet. Yani o şark kurnazlığı diye ifade ediyorlar hiç görmediğimiz bir şeydir aslında o yani. <laughs> o genellikle biraz daha hani hilebazlık gibi bir kurnazlık mı? Belki orası vardır. Ben şöyle 85'te Buyurun. ilginç geldi bana şeyi anlatıyor. Nizamı cedidi anlatıyor. Ha, evet bir de o var. Artık ordu denince mevsimlik seferler için ara ara toplanan bir grup insanın anlaşılmaması gerekiyordu. Ordu sürekli yani savaş olmadığı zamanlarda dahi talim yapan. Ayrı bir cemaat olarak ömür boyu bir arada yaşamaya mecbur edilmiş adamlardan kurulu. Düzenli bir kuvvet olmalıydı. Bu yeni pratiğe göre askerler gece gündüz kışlalarda kalmalı. Her gün askeri eğitim çalışmaları yapmalı ve silahlarını, topları, tüfekleri ve her türlü savaş aracını her an kullanıma hazır tutmalı. Bir diğer de işte yeni düzenin askerleri sıfatına yaraşır bir disiplin içinde olmalılardı. Tanıdık geldin mi? Birebir aynı işte. Yeniçeri ocağı bu. Birebir aynı. Adamlar bizim Yeniçeri ocağını almış. Kendilerine uygulamış, evet. bize nizamı ı Cedid diye kakalayıp Yeniçeri'yi yıktırmaya uğraşıyorlar. Evet. Çünkü yeni getirdiği nizamı ı Cedid'de tek fark Yeniçeri ocağındaki inancın içinden alınmış hali. Bu kadar. Değişen Üniforma şey. diyorsan Yeniçeri'nin üniforması var, da var. Var var her şey Kışlasında kalıyor. Var. Daimi ama asker. Ama batınla nasıl da ağlatan Batınla nasıl ağlatmış olan Yeniçeri'ye? Yani Acıoğlu'nun işte o Mısır'ı okuduğumuzu iddia ediyoruz. Hayır bir de ne diyordu şurada? Fransız ve Prusyalıların geliştirdiği diyordu ya. <laughs> Güzel. Hemen yan sayfada şunları okuyunca. Harika. Biri bir aynıymış her bu şey. Bu bildiğin Yeniçeri Ocağı. Biz Hayır. bunu 1300'lerde kurduk zaten. 91'e gittim ben. Buyurun. Kahire'de. Ha, evet sınır. ben de 91'deyim. Kahire'de 1500 öğrencilik, diğeri de İskenderiye'de olmak üzere iki hazırlık okulunun kurulmasını öngörüyordu. Bunlar... Esasen askeri kurumlarda Öğrenciler asker gibi kışa düzeninde tutulacaklardı. Kahire'deki okuldaki öğrenciler 3 tabur ayrılacaklardı ve her tabur 125 öğrencilik 4 bölükten oluşacaktı. 10 başı ve asubaylar öğrenciler arasından seçilecek. Bölükler sınıf başkanı yardımcılarına taburlarda sınıf başkanına tabi olacaklardı. Böylece askeriye de ilginç bir kas düzeni geldi. Kesinlikle orada aldığım bölüm var. Evet, devam ediyor aşağıda. Yeni düzen, insan gruplarının belli me mekanlara hapsedilmesi, Başta davranışlarının şey, sürekli gözlemlenmesi, hareketlerin ve beden dilinin denetlenmesi ve titiz bir biçimde hiyerarşilerin kurulması yoluyla işleyen yeni bir otorite tarzı getirdi. Askeri kolonizasyon. Aslında zaten Panoptikon bir hapishane modeli evet. olarak çıktığı için Oraya, tüm şehri, uygulanmış. ülkeyi, her yeri bir hapishane şey. gibi kontrol etme matematiğini öngörüyor. Evet. 96'dayım ben. Öncesi buyurun. varsa. Buyurun buyurun. Mısır Valisi 1833 Mart'ında Liva görevlerine yolladığı bir genelgede bize gelmeden önce kimi dişlerini söküyor, kimi kendini kör ediyor, kimi kötürüm ediyor diye yakınıyordu. Bu yüzden de çoğunu geri gönderiyoruz. Bu zorlu askeri almalar için söyleniyor. Hmm. Bunları yapan adamların ailelerinden onların yerine başka erkekler alacağım ve kendilerini sakatlayanlar ömür boyu kürek mahkumu olacak. Bu emri yazılı olarak şehirlere bildirdim bile. Hatta bu yazıyı da Britanya Dışişleri Bakanlığı kayıtlarından almışlar. Karşı askeri, sayfasında da insanlar askerden kaçmak için kendini ne hallere sokuyormuş. Yani... Enteresan bir şeyle karşılaştım ben 97'de tam karşı bölümde. Belli sayıda köy, başta ülkeyi yöneten ailenin fertleri ve Avrupalı tüccarlar olmak üzere tek tek görevlilerin denetimine verilecekti. Köyler şahsi mülkler gibi örgütlenecek ama mekansal kısıtlama, disiplin ve denetime dayalı idari yönetimi aynen uygulanacaktı. Bunun birebir aynısı 1945'te yapıldı ki bu sebeple de Menderes parti kurma kararını almıştı. Çiftçiyi topraklandırma yasasının ardından. Yasanın kendisi bile aynı. Şaşırdık mı? 98. Mısır köylülerinin yeniden inşasıyla görevli Fransız mühendislerinin yönetiminde köy yeni baştan yapıldı. Köy ahalisi yeni evlere aktarıldı ve her ailenin nüfusuna ve toplam statüsüne göre belli sayıda öde verildi. Bir Fransız mühendisinin betimlemesine göre orta hali aile bir aileye verilen model konut diye anlatıyor. Artık köy bilinci böylece kırılmış olduğu. Ve 100. sayfa. Bunlar çok önemli geldi bana. Mısır'da yaşanıyor bu olay. Yanlış anlamayın. Kolonyal denetim altına almakta zorluk çekilen bölgelerde yaşayanları tahliye etmek ve nüfusu daha sıkı bir gözetime tabi kılmak amacıyla çok büyük sayıda Cezayirlilerin köyleri yıkılmış ve bunlar yeni yerleşimlere aktarılmıştı. Biri bir aynası 1927'de batıya göç ettirilen 1480 aileyle de ölçmektedir. Birisi bana bu ülkedeki her şeyi biz yaptığımızı ne olur söylemesin. Buna artık tesadüf denmez. Buyurun. Ben 118'e gidiyorum öncesi var mı sende? Buyurun. Cezayir, yukarıda bahsettiğimiz Kahire'nin aksine. Denizdeki bir gemiden bakan bir dış gözlemcinin kolaylıkla görebildiği bir şehirdi. Hatta o kadar kolay görülebiliyordu ki 1830 yılında Marsilyalı müteşebbisler buharlı bir gemiyi yüzen bir otele çevirip turistleri şehrin Fransızlar tarafından bombalanışını ve işgalini seyretmeye götürmüşlerdi. Nereden gireyim? Nereden <laughs> ne başlasam, nasıl söylesem. Sonra şehir planlaması yapılıyor Kahire'de. Fransızlar yapıyor ve unutulan bir şey var. Diyarbakır şeyi planlamasında Fransızlar yaptı mesela. Ondan mı o kadar düzenli o şehir? Evet. Fransız, Hiç Türk şehrine benzemiyor. Fransız belediye başkanları yaptılar. E, 138. Ha, ondan önce ben bir... Buyurun. 128'deyim. Başarılı bir idareci, öğretmen ve mühendis olan Ali Mübarek. 1867-68 kışında Mısır hükümeti adına bir takım mali işlerle ilgilenmek ve Exposition Universal'e yani Expo'ya görmek için Paris'e gitti. Daha sonra ayrıntılı bir biçimde anlattığı gibi orada birkaç hafta kalarak Paris'in yeni eğitim ve kanalizasyon sistemlerini inceledi. Bak inceledi değil bu. Bu sistemi öğrenme için geleceksin sana öğreteceğiz gideceksin aynısını yapacağız demek. Hayır. Eğitim anladım da aynı adam kanalizasyona ne alaka diyorum. Şimdi o neden biliyor musun? Kanalizasyon demek bir imarat demektir. Bir imarat projesinde de şehri bir arada tutmak için kanalizasyona mecbur edersin. Eğer adam kendi bahçesindeki çukuruna kanalizasyon dökebilirse bir başka yerde inşaat yapabilme hakkı var. Hmm. Yok sen sisteme dahil olacak diyorsan o kutunun içinden çıkamıyorsun. Hmm. Kanalizasyon bu yüzden mecburi. Kanalizasyon deme sonra. yani. Adam affedersiniz çok özür dileyerek söylüyorum. Bütün deliklerinle seni bağlamak istiyor. Ağzınla da, burnunla da, gözünle de, kulağınla da ve aklına gelen bütün deliklerinle sisteme bağlandırmak istiyor. Diyor ki orayı da bağlamalıyım. Bu kadar basit. Mısır'a döndükten sonra okullar ve bayındırlık bakanlıklarına atandı. İşte burada duyuyor ya, yaklaşık, bakanlık, yaklaşık 10 yıl boyunca modern bir Kahire şehri ve modern bir eğitim sistemi kurmak için planlar yapıp bu planları daha hayata geçirmek için çalıştı Ali Mübarek. Adı Ali, soyadı Mübarek ama ne kendisi Ali ne de Mübarek. <laughs> Hüsnü Mübarek'in babası falan mı acaba? İhtimalen bakmak gerekir. Ee, Sonra biraz te tekrara geçtiği için ben sonlara doğru gidiyorum. Sen aradaki notlarını istersen. Arada bende var da ben de o günlerden bazılarını atlayacağım. Sayfa 140. Mısır yönetimi 1844 yılında yani yaklaşık aynı dönemde Paris'te bir okul kurmuş. Ve bu kurum 1849 yılına kadar faaliyet göstermişti. Fransız Harp Bakanlığı'nın organize ettiği ve yönettiği okul benzer bir düzen ve itaat rejimi getirmişti. Oraya öğrenim için gönderilen Mısırlı öğrenciler arasında ülkenin gelecekteki hükümdarı İsmail Paşa, geleceğin bakanı Ali Mübarek ve 1860'lardan itibaren Mısır'da disipline edici yeni bir iktidar sistemi inşa etmeye girişecek olan eğitimci ve idarecilerin önemli bir kısmı bulunmaktaydı. Bizde de Cumhuriyet'in yaptığı ilk iş neydi? Ondan Talebeleri önce topla, iktidat ve terakki iddiat iddiat terakkiyle Fransa'ya götür, İngiltere'ye götür, eğit. Sonra Abdülhamit'in gönderdiği öğrenciler onu tahttan indirmemiş Bak mi? Bak komik, sayfa 151. Cumhuriyet orijinaldir diyenlere söylüyorum. Cumhuriyet devrimleri orijinaldir diyenlere. Kanuna göre yıl sonu sınavlarının ardından bir ödül töreni düzenlenerek ve öğrenciler üniformayla resmi geçit yapacaklardır. Resmi geçit bizim bulduğumuz bir şey değilmiş. Askeri Fransız sistemin Fransız kolonilerine düşmüş. öğrettiği bir şeymiş. Model okulları nasıl modern bir iktidar sisteminin modelini ortaya koyuyorsa eski öğretim usulüne ilişkin bu imge de mevcut Mısır toplumunun imgesi denilerek El Eser Camisi'nin avlusu aşağılanmıştır. Sonra 167'ye gittim ben. Buyurun. Rıfaet Tahtavi'ye göre öğrenimin düzenlenmesi için kasabanın çarşısında ya da ana caddesinde bir odanın alınıp sırt ders yapmaya ayrılması gerekiyordu. Çocukların başka işlevleri olan yerlerde hele de camide ders görmesi yanlıştı diyerek gelen Mısır tarihinin firavunlarından başlatan Rıfaet Tahtavi'dir. Eğitim sistemini kurgulayan Rıfaet Tahtavi kimdir? Şunu söyleyen adam. Mısır tarihi Araplarla başlamıştır. Mısır tarihi İslam'la, Mısır tarihi Firavunlarla başlamıştır. Döndüm buraya. Anadolu tarihi Sümerlerle başlamıştır. Sümerler Türktür. İşte anlıyorsun değil mi? Geç. Uyuyalım abiler. Uyuyalım. 179 Fransız askeri gibi bedenin denetimiyle işe başlayacağım gözetim sistemi okulda ya da orduda değil doğumdan itibaren devreye girecekti. Britanya ordusunun 1882'de Mısır'ı işgal etmesinin ardından Mısır'ın her bir köyünde doğumların resmi kayıtları geçirmesi için işini örgütleyecek merkezi büro kuruldu. Mısır burada geç kalmış, Mısır'da geç uygulamışlar çünkü 1831'de bunu 2. Mahmut yapmıştı. Nüfus sayımının zararı nedir? Kayda geçirirken Ahmedi Mehmet Yorgi'yi de Selami diye yazabilirsin mesela. Efendim sayfa 201. Buyurun. Self helping ana teması o sırada Mısır'da şekillenmekte olan pratiklerle tamamen çakışıyordu. Smiles bir devletin değeri ve gücü kurumlarının biçiminden ziyade insanların şahsiyetine bağlıdır diyerek kitap şahsiyeti esas inceleme konusu olarak 3 sav ileri sürüyordu. 1. Yönetenlerin siyasi görevi kişilerin alışkanlıklarını ve ahlakını şekillendirmektir. 2. Bu sebeple de ülkenin başındakilerin daha büyük bir yönetim gücü ya da daha geniş haklar peşinde koşması gerekir. Atlayarak 3. Tembeli çalışkan yapmak eğitimi sağlayacağı disiplin ve terbiye gerektirir. Evet bir yandan devletin baba oluşunun yıkılmasını istiyorlar ancak şahsiyeti de kendileri kurgulamak istiyorlar. Nasıl bir şahsiyet? Dön buraya 1927'den 1950'ye kadar ey ilkokulun çocukları siz cumhuriyet çocuklarsınız. Devam. Sayfa 207 evveli var mı size? Yok. Mısırlı insanın zihniyetine ilişkin bu siyasi tartışmalardan öne çıkan temalardan biri de ülkenin şahsiyet bakımından geriliği ile Kadınların statüsü arasındaki bağlantıydı. Milletin geri kalmışlığının Mısırlı kadının geri kalmışlığıyla ilişkili olduğunu söylenebiliyordu artık. Bu hani şey, bu demeden şunu söyleyeyim. Bizde de aynı şey söylemediler mi? Türk kadını siz hakir görüyorsunuz. Türk kadını Osmanlı aşağılamıştır. Türk kadını Evler, İslam evlere hapsetmiştir. Ya. Bu yüzden biz Türk kadınının geri kalmışlığıyla ilişkili olarak bir mücadele edeceğiz dediler mi? Dediler. Yazar diyor ki bu. İngiliz sömürge yöneticilerinin çok sevdiği temaydı. Çünkü kadın manipüle edince aileyi daha rahat kontrol edebilirsiniz. Evet, böyle böyle baya bir benim arada var. Sürede kaç dakika oldu bilmiyorum. Kitabı okurken göreceklerdir. Mısır'ın yerine Cumhuriyet devrimlerini yazdığınızda başınıza neler geleceğini siz görün. Kaç dakika oldu dostlar, kardeşler? 50, 50 mi? Ya? Peki daha fazla kırmayalım, yormayalım deyip ben sonra doğru gideyim. Senin arada önemli bir şeyin yoksa. Vardır mutlaka. Şu 235'i bir alayım. Buyurun efendim. Mısır'ın Britanya tarafından işgalinin ilk adımı olan İskenderiye bombardımanına denizdeki bir gemiden tanık olan bir İngiliz'in söylediğine göre saldırı 11 Temmuz 1882'de Salı günü sabah saat 7'de başladı. Tanjore'nin demirli olduğu yerden vereceklerimizle olan biteni gayet iyi görebiliyorduk. Bizim gibi daha önce hiç savaş görmemiş siviller için harika bir görüntüydü. Ya Batılılar hep seyirci. Bosna'da da aynı şey. Gazze'de de aynı şey. İki gün içinde İskenderiye'nin büyük kısmı harabeye döndü. Seyrettikleri manz manzara bu. Harika bir görüntü. Evet hayatları boyunca bunu yaptılar. Bugün de Gazze'ye aynı şeyleri söylüyorlar. Evet 279 ha. var bende. 244. Buyurun efendim. Orta Doğu'ya Arapça baskı makinesi Napolyon'un işgaliyle birlikte gelmiştir. Evet. <laughs> Daha önceki yüzyıllarda matbaanın olmayışı genelde Arap dünyasının geriliğinin ve yalıtılmışlığının bir kanıtı sayılır ve Fransız işgalinin bu geriliği ve yalıtılmışlığı kırdığı düşünülür. Ay. Ve, şunu da atlamayayım. 14. yüzyılda yaşamış Kuzey Afrikalı büyük yazar İbni Haldun ee, İbni Haldun'un insanın toplumsal hayatının koşulları ve tarihi hakkında 7 ciltlik incelemesi Kitabül İber 1860'larda Kahire'de kurulan yeni matbaalarda basılan ilk eserlerden biriydi. Bu aynı zamanda metnin tamamının ilk basılışıydı. Kitap öğrenciler ve entelektüeller tarafından özellikle de Mersafi'nin ve Muhammed Abduh'un i̇bn Haldun üzerine dersler verdiği yeni öğretmen okulunda okunmaktaydı. Şimdi yeniden inceliyorlar ya. Ilk basılan kitap Yenisini olması, yazamıyoruz. Yazamıyorlar. Yenisini inceliyor, Eskisini inceliyorlar. Hmm. Bir de şunu alayım abi 251. Buyurun efendim. 1880-82 olaylarında Ahmet Urabi ile yandaşı siyasi liderler kendilerini El Hizbül Vatani olarak adlandırıyorlardı. Bu vatanperver parti ya da milliyetçi parti anlamına geliyordu ve mensupları Mısır'ın ister Türk ister Avrupalı olsun yabancıların denetiminde olmasına karşı çıkıyordu. Hüseyin El Mersafi 8 kelimede milliyetçilik milliyetçileri ülkeyi birbirine düşman etnik gruplar arasında bölmemeleri konusunda uyarırken hizb kelimesinin başka çağrışımlarından da yararlanıyordu. Mersafi'ye göre cemiyet ya da millet anlamına gelen ümme kelimesi bir birlik, beraberlik hmm. ifade ederken hizb kelimesi bencilliği ve hizipçiliği, tehazzüp çağrıştırıyordu. Sayfa 279. Cemalettin Afgani hmm. 1870 de de yılında yeni üniversitenin açılışında konuşmak üzere İstanbul'a davet ediliyor. Böyle bir böyle bir garabet dönem var. Üniversite açarken Cemalettin Afgani'yi çağıran bir Osmanlı var. Çok büyük bir alim değil miydi ya? Düşünür Toplumda felsefi ya? düşüncenin önemini anlatmak için kürsüye çıkıyor ve şu cümleyi kuruyor. Bir meslek olarak felsefenin vücutta işgal ettiği yer, peygamberliğin hemen yanında ruhun bulunduğu yerde olduğunu söylemişti. Vücudun kısımları benzetmesi kullanılarak felsefeyi toplumsal düzende otorite sahibi bir konuma yerleştirme çabası İstanbul ulemasında infali yol açmış ve Afgani sınır dışı edilmişti. Sonra sayfa 300'e gideceğim ben. Buyurun. Britanya'nın Mısır'ı işgal ettiği dönemde ülkede yaşayan Lübnanlı Hristiyan yazar George Zeydan örneğine bakabiliriz. Zeydan'a yeni devlet ortaokullarında kullanılmak üzere biri Çağdaş Mısır Tarihi ve diğeri de Dünya Tarihi adlı iki ders kitabı sipariş edilmişti. Zeydan aynı zamanda 5 ciltlik İslam Uygarlığı Tarihi'nin de yazarıydı. Hani bizim ülkemizde Elmalı Hamdili yazara tefsir yazdırdılar. İşte Mısır'da da Cürciye yazdırmışlar. Her şey bu kadar mı aynı olur? Bu kadar mı birebir olur? Bu kadar mı eşit olur? Cumhuriyet devrimi diyemiyorsan Mısır'da. Aynı şey, aynı şekil, aynı biçim, aynı üslup, aynı yol. Burayı İngiltere sömürmüş. Ben İngilizleri kovmuşum. Diye, Elmalı olsun. Hamdi Yazır Mısır'a gitmiş miydi? Ayrı konuşuruz. Karıştırma çarşıyı. Mehmet Akif gitti mi meali yazdı. Onu biliyoruz da. Elmalı Hamdi Yazır da sanki gitti mi diye e, bir Karıştırma geldi. çarşıyı. Sonra <laughs> konuşuruz. Eyvallah. Mısır'ı konuşuyoruz. Nereden çıkarıyorsun şimdi? <laughs> e gittiyse Mısır tarihine bir katkısı yapmaz. Eyvallah. <laughs> Michel Foucault'un Hapishaneye Alternatifler kitabına bir sonraki hafta inşallah değerlendireceğiz. Kısa bir kitap. Evet. Zaten e, makalelerden oluşuyor. Sakın okumayın ha. Sakın okumayın. Okumayın ve sakın aşağıya soru yazmayın. Yani Bu kitabı okuyup da bir de altında soru yazanlardan olmayın. <laughs> bir de böyle deneyeyim dedim. Adam böyle deneyince oluyor. Öyle deneyince belki olurmuş. Eyvallah. Bu haftalık bizden bu kadar. Kalın Kadın sağlıcakla. sağlıcakla.